Ben doğanın gücünü, tüm zamanın gücü yaparken evrende ses veririm ve derim ki sistemin gücü olarak buradayım. Evrenler beni dinlemez mi, dinler? Çoğu der ki seni hak etmeye çabaladık ama sen yoktun ki. Ben olmam zaten. Olamam zaten. Niye olayım ki? Korkmaları gerek. Hepsinin korkmaları gerek ki hak etsinler. Eğer korkmadıklarını, hak etmediklerini bilirsem kök sessizliklerde güçsüz kalır tüm zamanlar. Korku yoldur canlar. Oldurur, kontrol eder. Korkmaları gerek ki hasatları olsun. Korkmaları gerek ki harları olsun. Korkmaları gelişleri ve geçişleri için gerekir. Ve kontrollarıdır korku. Dünyayı özel bir yaşam kaydı zannedenler, şu ana kadar kendilerini dinleyemeyenler de, dünya yürümez, yürütmez, yürüyen ilimdir. Yürüyen kaynak ışıktır, yürüyen zamandır ve yaşamdır. Yürünen dünya, yürütülen düzen, her birinde yürütülen, ikmal tamamlayan, yaşayan ve dünyalı olan kurullar toplandı bugün burada. Bu kurulların her biri astral boyutların yoğunluklarını kontrol için buradalar. Ve o kurulların tahditli oluşu kodlanmış olamayışlarındandı. Olmadan ölüm geçtiğinde yüreklere, olmadan yoğunluk arttığında, olmadan kodlandığında toplum ve toplumun Kur'an'ı kontrol ettiğinde yolu ocak sınırlanır. Ocak sınırlandığı an Ram kapılarının tümünde kaynak ışık, karanlığa dünya üzerindeki o yüceliği tohumlayarak girer. Karanlık aydınlanmadan ışık yanmaz. O gün öz görevliler dahi Tanrı kapısında ışık kırarlar ve zirveler sistemden çıkar. İşte bizler buna engel olabilmek üzere bu çalışmaları devreye aldık. Kanat Allah'ın ilmi ama takan insandır. Allah'ın ilmi kök göklerin gücünde kanat olduğunda aşk olur. Şarkımda insan soyu bütün kötülükleri aşmış bir soy olur. Bütüne hizmetçilik budur. İtibar dinde değil, insanlıktadır. Sanırlar ki dinci olduklarında itibar katacaklar yüceliklerine. İtibar insanda, kelamda, aklın kaynağında olur. Sevgililer, insan olmak için har olmak, hak olmak, laf olmak değil, aha aha kara ışık olmak gerekir. Kara ışık Allah'ın sırrıdır. Anacığım, babacığım, ben senim der o sır ışık. Ben senim der. Anacığım der, ben senim. O kara ışık Allah'ın sırrıdır. Ve o sırrı hak edip dinleyen hayrın sırrını anlar. Sanmayın ki o ışık kalem olacak da yolu öz görevlilere anlatacak. O sana sen olmaya gelir. O sana ses olmaya gelir. Beden olmaya gelir. Ama o kara ışık Allah'ın sırrıdır. Ve sana ben demez, ana der. Ve sana aha baba der. Ama o kapkara ışık Allah'ın sırrıdır. Sistemin gücüdür o. Yürüyor. Özden, sözden, gözden özellikle yürür de sistemden yürüyor. Sanmayın ki ardında yaşam yoktur onun. Ben değer biçtiğimde yüreğe, ben değer olduğumda ben altın ışık olurum der de yürür. O benlikte, birliktedir. O tekliktedir. Kini aşandadır. Olan olduranda'dır.
sen ve ben değil, ben der o, ben. Her diri onda ben olur. Korkunun yaşamda şavkı olmaz canlar. Ama korku yaşamı korur, kontrol eder. Korkmadan olmaz canlar. Hani korku var mı yüreğinde? Yüreğimde yok. Neden? Ben korkmadan yürüyenim. Ben korkmadan yürütenim. Değerliler, korkum asla yoktur. Randan artık geçtik. Niye bunu size verdim biliyor musunuz? Ben mi geçtim? Ben. Hangi ben? Her şey olan ben. O halde her resim geçti. Hadi buyurun. Ben dedim. Ama o ben. Her resim olan ben. Bütün kötülükleri tüm zamanlarda gözle, sözle ve yolda kaynak olan şevkle aşan bendir. Değerliler, her anda olanın hani nerede olduğu bilinir mi? Bilseler ne diyecekler ki? Bilseler bendim o diyebilecekler mi? Her şeyde var diyebilecekler mi? Ah o ben, her şey olan. Ha peki ben neyim ki ben geçtim? Din miyim? İkmal tamamlayan mı? Yer ve gök olan mı? Ruhtan öte ruh olan mı? Canlarım, an kalemine geçiş mi gerek? O ben diyenlerin geçişidir olan bugün. Ben diyenlerin geçişi. Canlarım, geri çekilişleri tamamlanan bugün çok sayıda yüreğimiz var. Onların geri çekilişlerini yaptık. Ama o geri çekiliş ben olarak yapıldı. Bilinçle yapıldı ve teknik olarak yapıldı. Herkesin kendini hak ettiği bir durumda ben diyenlerin bütün kütleleriyle kodlanışlarıdır yapılan bugün. Tanrı kapısının nefsi aşağılarda geçişi tahdissiz olarak kodlayışıyla oldu bu. Söz vermedik dünyaya biz, sizi hak edeceğiz diye. Söz vermedik ama sözümüz şuydu, siz olup geçiririz sizi. Biz her diri olup geçirdik, olay buydu. Korkmayın, korku var mı? Asla yok. Bu meclisin korkusu olmaz canlar. Ama korkanlar kontrol edici olmaya çalıştıklarında ortak kapıların tümünde ocaklarını yetkin olarak kodlayarak onları kontrol altına alıp geri çekilişlerini yapabiliriz ve yaptık. Ark insanlıktır. Aşk akıldır. Tahtın kaleminden o aşk kaynağı akar ve bilinç kodlanır. Kontrol kurduğumuzda artık yol aklın yolu olur. Ağır yük hafifler. Çantamız tüm zamanların gücü olur. Aha bu. Değerliler, dört gök sözcüsünün dünyayı kodladığı bir günde bütün kötülüklerin aşıldığını artık herkesin anlaması gerekir. Dünya sırrını bilmeyenler sorgu sual ederler. İyi de dünyada hala cinayetler oluyor, hala savaşlar oluyor. Bunlar sorgulanır. Değerliler, canlar, insanlar, biliniz ki o cinayet dedikleriniz, kendi yüreklerini kodlayanların toprak tohuma kontrollü olarak kaynak yaratma çabalarıdır. Ha diyeceksiniz ki böyle mi olacak? Bu türbülanstır. Yani öylesi bir türbülans ki bir tek insanlık bu türbülansta kalem olabilir. Ve çalışır. Sonsuzlukta bu türbülans ağır yükü hafifletir ve yoğunlaşır. Daha sonra şafka varır ve hakiki insanlık devreye girer. Her şey bu türbülansta kaynak ışığı tohumlamak için olur. Birler kapısının açılabilmesi için bunların oluşturulması gerekliydi. Ha olmazsa olmaz mıydı? Olmazsa da olurdu ama dünya insanlığının kontrolü için bunların gerekli olduğu kesindi. Dünyayı
yaşama çekebilmemiz bu şekilde olacaktı. Dünyada özgeçişler de olacaktı ve bunların hepsi oldu. Peki ya barış yok mu? Barış Allah'ın nefisidir. O barış mutlaktır. Ama harınız, hakkınız olmadığında mutlaktır. Eğer siz harınızı aşar da ağır yükü hafifletirseniz artık sistemin gücü devreye net olarak iner ve daha güçlü olarak iner. Ama hakiki ilim, Allah'ın ilmi, herkesin kendi hakikiyetini hak etmesidir. Eğer ocakta kırılış varsa o kırıcıların kendi yağmurlarında yaşamlarını kodlamaları gerek. Biz size daha ne diyelim ki? Dünya kontrolü kurulmalıdır. Ama bu kontrol bütünün gücüyle kurulmalıdır. Sevgililer, dönmeyin dünya ümmi kapılarına. Size daha ne diyelim ki, o ümmi kapıları aşıp geçtiniz. Değerliler, ben dünya değil ve ben barış değil. Ama barışı hak ettim deyin. Yorulmadan deyin bunu. Ben barışı hak ettim, ben dünyayım deyin. O zaman siz hakiki insanlığı kontrol altında tutabilirsiniz. Öze, göz, göze ses gerek. İlme hak gerek. Has olana ak gerek. Ak olana kalem gerek. Kalem olanaysa yaşam gerek. Yaşamsa Atlanta ata kapılarının gözü olabilmek nedir ki? Atlanta ata kapıları ark aktığında bütünün gücünü o yüceliklerden çekip tüm zamanlara indirir. İşte o ark. Artık biziz. Bütün kültlerin tümünün gücü olan biz olan. Değerliler, başka ne diyeyim ki size? İşte dünyanın özgeçişi yapışı buydu. Bize varışı. Ama o bizde bir olup ben levhisi oluşu. Ben levhisi olması, her yüreğin ben olması anlamına gelir ki mutlaka bu olmalıydı ve bu oldu. Oyun yok canlar. Olup, alıp, has ışığa kaynak yaptıklarımızın tümünün öz göz olduğunu görerek size bunu anlattım. Neden dünya? İşte bunun için. Neden nefes? Bundan dolayı. Neden yaşam? Burada, bu yoğunlukta kelam olmak, yol olmak için. Ve biz neden buradayız? Karanlığı aydınlığa tohumlamak için. Her şey tohumlanışla olur ki bizler kalem olanlar karanlığı aydınlığa tohumlamaya indik. İnsanlığa insanlığı anlatmaya değil, insanlığa kil olmadığını, yol olduğunu dürümleyip dinlemeye de değil, yaratmaya indik. Her şeyi yaratmak ve yaratan yarında, yaşamda ve tüm zamanlarda yaşanandır. Ben yaşayan, yaşanan insan soyu işte bu. Şimdi, aha şimdi. İşte, aha şimdi.